Evet, şimdi telefon hattımızda TMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş telefon hattımızda. Efendim? Kemal Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar, başarılar. Çok teşekkürler. Biraz önce ekranları da verdik biz haberi. Siz ne söyleyeceksiniz? Türkiye ve dünya bu hakkı ne kadar sağlıyor? Bize aktarır mısınız? Bugün 16 Ekim, Dünya Gıda Günü. Şu anda ben televizyon yayınınızda canlı olarak izleyemiyorum. Bir telefon bağlantısı yoktu. Dün de arkadaşlarımız benimle yapmış olduğu görüşmede bugüne dair bir şeyler konuşmamızı istemişlerdi. Dilerseniz o konuyla ilgili konuşalım. Evet, lütfen. Evet, Dünya Gıda Günü. Biz her yıl TMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak Dünya Gıda Günü'ne yönelik yaratılan farkındalığın o yıl için belirlenen temanın da içinde olduğu konuları elimizden geldiği kadar işlemeye gayret ediyoruz. Bu sene de yine TMOB çatısı altındaki diğer kardeş örgütlerimiz olan Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte Dünya Gıda Günü temasında işlemek şartıyla gıda ve tarımda dışa bağımlılık, yoksulluk ve açlıkla mücadele olarak temamızı belirledik. Ve bu tema çerçevesinde gerek şubelerimizde, gerek il temsilciliklerimizde, gerekse Ankara'da merkezi düzeyde bu hafta sonu cumartesi olmak üzere bir Dünya Gıda Günü sempozyumu gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Bu devam eden bir süreç, iki haftadır. Önümüzdeki cumartesi günü yapacağımız etkinliğimizde genel merkezler düzeyinde, TMOB düzeyinde yapılan TMOB Dünya Gıda Günü sempozyumudur. Ve temamız tarım ve tarımda dışa bağımlılık, açlık ve yoksullukla mücadele. Şimdi bunun neresinden başlamamızı istersiniz? Dünyada 1 milyara yakın aç olduğu FAO'nun, Dünya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın raporlarıyla da tespit edilmiş durumda. Yaratılan farkındalıkla birlikte 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında 1 milyar düzeyinde olan dünyadaki aç sayısının yapılan çalışmalar, yürütülen projelerle dünya üzerinde 2015 yılında 777 milyona kadar çekildi. Fakat 2015 yılından günümüze kadar yaşanan çatışmalar, göçler, iç göçler, dış göçler, savaşlar nedeniyle insanların üretim süreçlerinden uzak kalması, ne bitkisel üretimde ne hayvansal üretimde üretim yapabilecek şanslarının azalması sonucunda bu rakamın tekrar yükseldiğini, 2017 yılı raporunda 815 ile 821 milyon rakamının telaffuz edildiğini, bu seneki rakamlarda da 2018 yılının henüz Ağustos ayı itibariyle telaffuz edilen rakamlarla da 830 milyona yükseldiği gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Dünya Gıda, çok affedersiniz, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Birleşmiş Milletler'in diğer dört örgütüyle beraber düzenlemiş olduğu raporun sonuçlarını sizlerle paylaşıyorum ben. Yani dünya iyiye doğru gitmiyor. Şimdi dünyada böyle bir gerçek varken, her 9 insandan biri aç iken, ülkemizde de %22'si yeterli gıdaya ulaşamamakta. Ama Türkiye gerçeğinde dünyada yaşanan açlık benzeri bir açlığın yaşanmadığı, yetersiz ve dengesiz beslenmeler sonucunda bir takım sağlık problemlerine neden olabilecek durumların ortaya çıktığında paylaşmak isterim. Bu makasın dünyada açıldığı gibi ülkemizde de açılması bir korkudur, endişedir. Bunun da olmaması için tarım ve gıda ürünlerinde gerçekten gerçekçi politikalarla yaklaşıp tarımda dışa bağımlılığın azaltılıp yerli kaynaklara yönelilerek üretimin geliştirilmesi, insanların da kırsalda tutularak, üretim süreçlerinde tutularak kendi yaşadıkları alanlarda kendilerine yetecek kadar üretimin ötesine geçerek üretim yapmaları, onların varoşlara sürüklenebilecek şehirlerdeki varoşlara sürüklenip burada şanslı iseler bir asgari ücretli işte çalışabilecek düzeyde maaş almalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Ülkemizde de böyle vahim bir durum var. Son 7 yılda dünyada gıda fiyatları düşüyor. Son 7 yılda. Bizim ülkemizde ise gıda fiyatlarındaki artışa bir anlam verebilmek mümkün değil. Tabii ki son 16 yıllık çıkarılan yasalarla, yönetmeliklerle, mevzuatlarda yapılan değişikliklerle köylüye merasını yasak ederseniz, köylüye su kullanma hakkını engellerseniz, köylünün çiftçilik yapabilme, birincil bir bitkisel üretim,
birincil hayvansal üretim yapabilme şansını elinden alırsanız, en verimli tarım alanlarını turizm rantına kurban ederseniz, en verimli tarım alanlarını endüstri sanayi alanı haline getirirseniz, tarım alanlarını imar alanlarına açarsanız, tarımsal faaliyet yapacak alan bırakmazsanız, tabii ki tarımda dışa bağımlılığın önü açılmış ve ithalatla birlikte bu ülke insanının nasıl zor bir duruma düştüğünü de hepimiz görmüş olacağız. Aslında portre bu kadar sabit, portre bu kadar sade, portre bu kadar can yakıcı. İyiye gitmiyoruz ama iyiye gidilmeyeceğinin sinyallerini de kırmak yine bizlerin elinde. Bu konudan sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının ortak akılla bir arayış içerisine girip tarımda bu dışa bağımlılığın önüne geçebilmek çok da mümkün. Bir gecede çıkarılan bütün şehir, büyük şehir yasalarıyla birlikte yüzyıllardır köylünün ortak malı olmuş arazilerine siz kamu olarak el koyuyorsunuz. O insanlar yıllardır o meralarda, o yaylaklarda hayvanlarını yaymışlar, hayvansal üretim yapmışlar. O insanlar o tarım arazilerinde hububat ekmişler, hububat hasatı yapmışlar. Yapılan bir yasal düzenlemeyle bir gece içerisinde köy arazilerini şehrin bir mahallesi haline getirip o yerel yönetim emrini açıyorsanız bu insanları tarımsal faaliyet alanının dışına çıkarıyorsunuz demektir. Üretim yapılmayan her toprak parçası ya imara açılacaktır ya sanayiye ya endüstriye açılacaktır. Bu da bizim geleceğimizin ve gıda egemenliğimizin tehdit altında olduğunun göstergesidir. Gıda bir haktır. Her insanın en temel sosyal hakkıdır ve herkesin ulaşabileceği kadar gıda gerek ülkemizde gerek dünyada üretilmektedir. Sorun üretilen gıdanın hakça adil bir şekilde dağıtılamaması ve buna yönelik projelerin de henüz yaygınlaşarak yaşama geçirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Dünyada o kadar fazla tarımsal üretim yapılıyor ki, dünyada o kadar fazla hayvansal üretim yapılıyor ki, o demin saydığımız 830 milyon rakamını fazlasıyla doyuracak miktarda hem bitkisel hem hayvansal hem su ürünlerine yönelik üretimi var bu dünyanın. Bu dünyanın bir yıllık mal ve hizmet toplamından oluşan gayri safi hasılatı bu aç kalan 1 milyar insanın kat kat beslenmesine yetecek bir miktardır. Ama adil dağılımın olmadığı bir dünyada aç olan insanların sayısı da her geçen gün artacaktır. Artacaktır. Bu neoliberal kapitalist sistemin de bir algılayış şeklidir, bir aracıdır. Çünkü yıllardır böylesine bir şey yarattılar, süreç yarattılar. Bu süreç dahilinde yoksulluk hep olmalı ki birileri o yoksullukla ilgili bazı politikaları yaşama geçirebilsin. Ama kapitalizmin yoksulluk bir süre sonra ayağına dolaştı. Birleşmiş Milletler adı altında demin ismini de saydım bazı örgütler çok iyi niyetle kurulmuş. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzere kendilerine görev edinmiş ve ülkelerin kendi öznel ve nesnel koşullarıyla bir takım projelerle rahatlamaların gelebileceğini insanlara göstermeye çalışan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün bu kuruluşları üvey evlat muamelesi görmüş. Kimin karşısında mı? Dünya Bankası'nın karşısında. Kimin karşısında mı? IMF'nin karşısında. Kimin karşısında mı? Dünya Ticaret Örgütü'nün karşısında. Bunları iyi analiz etmeden Birleşmiş Milletler'in bu masumane kurulmuş sosyal farkındalık yaratmak üzere ülkelerin zor durumlarını yaratılan bu projelerle, yaşama geçirilen projelerle üstesinden gelinebileceğini ifade eden masum örgütler bunların karşısında maalesef çaresiz kalmaktadır. Evet yine Kemal Bey, son sözlerinizi çok özür dilerim. Çok güzel açıkladınız her şeyi. Son sözlerinizi alabilir miyiz biraz süremiz daralmak üzere? Hay hay, tabii ki, tabii ki. Bu yıl yine teması FAO'nun Food and Agriculture Organization, Birleşmiş Milletler'in Gıda Tarım Örgütü'nün teması sıfır açlık için çalışmak. Birkaç yıldır sıfır açlığı konu alıyor. Elbette biz de Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yapacağız.
dünyadaki ve ülkemizdeki açlıkla mücadele edeceğiz. Gıda hakkının, gıda güvencesinin olmadığı bir dünyada insanların diğer hak ve güvencelerinin olamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Bu çok temel bir hak. Bu hakkın olmadığı bir yerde milletvekili seçme hakkı gibi bir hak, vücut dokunulmazlığı gibi bir hakkın esamesi bile okunmaz. Bu kadar önemli bir şey. Önümüzdeki 100 yılın stratejik silahı haline dönüştürmeye çalışılan iki ürün var. Birisi gıda, birisi su. 20. yüzyılı ülkeler enerji ve enerji paylaşımı savaşı olarak yaşadılar. 21. yüzyılın ilk yarısını Güneydoğu coğrafyamızın hemen ötesinde artık enerji iletim hatlarının haritasının çizildiği bir savaşın yaşandığı gerçeğinden yola çıkacak olursak, dünyadaki gıda egemenleri en temel hak olan gıdayı ve suyu günümüzün doğal gazı ve petrolüne dönüştürmeye çalışarak stratejik iki ürün algısı yaratma peşindeler. TMOK Gıda Mühendisleri Odası olarak bunu şiddetle reddediyoruz. Su ve gıda bir haktır. Önümüzdeki 100 yılın ne doğalgazı ne de petrolü gibi algılatılarak stratejik bir silaha dönüştürülmesini kabul etmediğimizi sizin aracılığınızla çok buradan beyan etmiş. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey, verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayın hayatınızda da Artı TV'ye başarılar dilerim. Bu fırsatı TMOK Gıda Mühendisleri Odası'na ve onun yönetim kurulu başkanına tanıdığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü ve biz biraz önce TMOP Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş'la konuştuk. Bu sene Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ana temasının açlıkla ilgili olduğunu söyledi. Türkiye içinse tarımda dışa bağımlılığın azaltılması ve üretimin çoğaltılması gerektiğinin altını tekrar tekrar çizdi. Evet, biz gün başlıyorum. Bu bölümünün de sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara, saat başında tekrar beraber olacağız.